Merhaba arkadaşlar AYT son tekrar serisine kimyasal tepkimelerde hız ünitesiyle devam ediyoruz. Genellikle AYT'de bir soru gelen bir ünitedir arkadaşlar. Ve arkadaşlar her tekrar videosunda söylediğim gibi bu bir özet tekrardır arkadaşlar ve daha önce bu ünite yeterince çalışmış, bu üniteyle ilgili soru çözmüş arkadaşlar için bir işte son tekrar, işte son dikkat edilmesi gereken noktalar, önemli noktalar niteliğindedir. Daha önce hiç bu üniteye çalışmadıysanız arkadaşlar ayrıntılı konu anlatım videoları, soru çözüm videolarını izleyebilirsiniz. Veya konu anlatım kitaplarınızdan arkadaşlar not çıkartarak çalışabilirsiniz. Sonrasında da bu tekrar videosunu değerlendirebilirsiniz diyerek başlayalım arkadaşlar. Tabi arkadaşlar biz burada hızı tanımlarken kimyasal bir tepkime de hızı tanımlayacağız. Normalde fizik dersten veya günlük hayattan düşünecek olursanız işte birim zamanda alınan yol olarak düşünebilirsiniz. Mesela bir araba düşünün 70 ile gidiyor. Bu ne anlama geliyor? İşte 1 saatte 70 kilometre yol alıyor. Ama siz bir kabın içerisinde gerçekleşen bir kimyasal tepkimede alınan yol diye bir şeyden bahsedemezsiniz. Dolayısıyla kimyasal tepkimelerde hız tanımlanırken arkadaşlar bir kimyasal tepkimede hız yine birim zamanda yani belli bir zaman aralığında alınan yol değildir arkadaşlar. Madde miktarındaki meydana gelen değişimdir. Yani bir kimyasal tepkimede birim zamanda oluşan ya da harcanan madde miktarındaki değişimi arkadaşlar tepkime hızı olarak ifade ediyoruz. Tepkime hızını arkadaşlar direkt hız diyebilirsiniz. TH diyebilirsiniz ilk harflerin kısaltılmasını veya genel kullanımdan V diyebilirsiniz arkadaşlar. Ancak biz burada genellikle R'yi kullanacağız. Çünkü V arkadaşlar hacimde de V'yi kullandığımız için burada bir karışıklık oluyor. Böyle bir karışıklık olmaması için arkadaşlar hız için R'yi kullanacağız. Şimdi tanımımız neydi arkadaşlar? Birim zamanda harcanan veya oluşan madde miktarı. Birim zamanda harcanan veya oluşan madde miktarı yani madde miktarındaki değişim. Arkadaşlar değişimi delta ile ifade ediyoruz. Delta değişim sembolüdür. Delta T arkadaşlar son durum eksi ilk durumdur. Yani delta değişim olduğu için son durumdan ilk durumu çıkartıyorsunuz. Örneğin siz bir tepkimenin 10. ve 30. saniye aralığındaki hızını inceleyeceksiniz diyelim ki. Delta T burada arkadaşlar 30 eksi 10'dan 20'dir gibi. Delta M'de arkadaşlar birim zaman aralığındaki madde miktarındaki değişim. Genellikle arkadaşlar biz burada madde miktarını molariteyi kullanacağız. Süreyi de zamanda arkadaşlar saniye kullanacağız. Tabii ki madde miktarındaki değişim arkadaşlar başka başka birimlerle ifade edilebilir. Örneğin kütleyle ifade edilebilir. Molekül sayısıyla, mol sayısıyla, basınçla. Mesela gazlar için hacimle ifade edilebilir. Ancak biz burada arkadaşlar genel olarak derişimi daha doğrusu derişim derken molariteyi kullanacağız arkadaşlar. Molarite bildiğiniz gibi de işte n bölü v'dir. Birimi de arkadaşlar dolayısıyla mol bölü litre olarak gelir. Zaman da arkadaşlar yine farklı farklı zaman birimleri kullanabilir olmakla birlikte arkadaşlar genellikle saniyeyi kullanacağız. Örneğin yavaş gerçekleşen tepkimeler için işte dakika, gün, ay, yıl hatta asır da kullanılabilir arkadaşlar. Hızlı tepkimeler için de saniye gibi birimler kullanılır. Dediğimiz gibi arkadaşlar burada hızı ifade ederken birim zaman için saniyeyi madde miktarındaki değişim için de Genellikle derişim olarak molariteyi kullanacağız arkadaşlar. Şimdi bir kimyasal tepkimedir arkadaşlar. Girenler ve ürünler yani tepkimedeki tüm maddeler aynı fiziksel haldeyse bu bir homojen tepkimedir. Yani hepsi diyelim ki gaz fazında gaz gaz gaz. Hepsi katı 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 gibi arkadaşlar. Eğer bir tanesi bile farklı fiziksel haldeyse arkadaşlar Bunlar da heterojen tepkimeler olarak ifade edilir. Şimdi hızdan devam edelim arkadaşlar. Yani ne dedik? Bu sayfayı bir özetleyecek olursak, birim zamanda madde miktarındaki değişime tepkime hızı denir. İşte burada genel olarak birim olarak saniye, madde miktarındaki değişim olarak da molariteyi kullanacağız. Şimdi arkadaşlar, bir kimyasal tepkimede girenler zamanla azalır. Yani harcanır. Dolayısıyla bunların hızına harcanma hızı diyebiliriz. Ürünler de zamanla oluştuğu için bunları da oluşma hızı diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar, biz burada aslında hız dediğimiz zaman anlamamız gereken şey ortalama hızdır. Yani örneğin bir demin bir arabadan bahsetmiştik 70 ile giden. Bu araba her zaman 70 ile gitmiyor. Örneğin 90'a çıktığı anlar var, 30'a düştüğü anlar var, işte 40'a çıktığı anlar var gibi ama ortalaması 70 diyoruz. Aslında kimyasal tepkimelerde de böyledir. Her an aynı şekilde artıp azalmaz. Değişimler olabilir ama biz burada aslında kastımız ortalama hızdır arkadaşlar. Tabi anlık hız da hesaplanabilir. Ancak anlık hız arkadaşlar müfredatta olmadığı için oraya girmiyoruz arkadaşlar. Esasında anlık hız hesaplamaları da aslında son derece kolay. Yani biz burada hız deyince arkadaşlar anlaşılması gereken şey aslında ortalama hızdır. Bakın burada bir tepkime de hızı hesaplarken arkadaşlar son derece önemli bir nokta var arkadaşlar. Şu katsayılar burada çok önemlidir. Nasıl katsayıyla mol orantılı, nasıl katsayıyla derişim orantılıysa katsayılar ile hızlar da arkadaşlar doğru orantılıdır. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Sorularda formül kullanmaktan ziyade bu katsayı hız oranını kullanacaksınız arkadaşlar. Bir kimyasal tepkimede giren ürün tüm maddelerin arkadaşlar katsayıları ile bu maddelerin harcama ve oluşma doğru orantılıdır. Yani ne demek istiyoruz arkadaşlar? Diyelim ki N2'nin hızı 10 molarite bölü saniye olsun. Yani 1 saniyede 10 molar azalıyor olsun. 1'e 10 molarite bölü saniye ise 3'e arkadaşlar 30 molar bölü saniyedir. Yani bu 1 saniyede 10 molar azalıyorsa H2 burada 1 saniyede 30 molar azalıyor anlamına gelir. Aynı şekilde arkadaşlar katsayısı sayısı 2 olan NH3 de burada 20 molarite bölü saniyedir hızı. Yani yani bu bir kas sayısına 10 molar bölü saniye azalıyorsa bu iki kas 20 molar bölü saniye artar arkadaşlar. Esas olarak kullanacağınız nokta budur arkadaşlar. Katsayılarla hız doğru orantılıdır. Tabi arkadaşlar burada kütle ile kütle cinsinden alırsanız o zaman orantılı değildir. Yani kütle almadığınız durumlarda işte hızlı arkadaşlar işte mol molarite gibi aldığınız durumlarda arkadaşlar madde miktarındaki değişimlerde o zaman kas hız doğru orantılıdır. Örneğin burada zaten kas sayılı mol de doğru orantılı. Yani bu 1'e 1 mol azaldığı zaman bu 3'e 3 mol azalması gerekir 1 mol azalabilmesi için. Bu da bu durumda 2 mol oluşuyor diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar biz burada N2'nin hızı, H2'nin hızı ve NH3'ün hızını yazacak olursak. Örneğin N2'nin hızı arkadaşlar N2'nin işte derişimdeki değişim böyle zaman aralı. Işte H2'nin derişimdeki değişim böyle zaman aralı. NH3'ün derişimdeki değişim böyle zaman aralı şeklinde yazabiliriz. Ancak Bunlar arasında, bu üçünün hızları arasında bir eşitlik yazmak istersek arkadaşlar, burada iki tane yolumuz var. Birincisi, katsayıları paydaya çarpma olarak getiririz. İkincisi de arkadaşlar, buradaki katsayıların işte ekokunu okunu alarak arkadaşlar uygun şekilde eşitleyebiliriz. Burada eşitliği yakalayabiliriz. Şimdi arkadaşlar ekokun almak ne demek? 1, 3, 2'nin ekoku arkadaşlar işte 6'dır. Dolayısıyla bunlar 6 da eşitlenebilmesi için n2'nin 6 ile çarpılması gerekir. H2'nin 2 ile çarpılması yani 3'ün 2 ile çarpılması gerekir. NH3'ün hızında 3 ile çarpılması gerekir. Gerçekten de arkadaşlar n2'nin hızının yerine 10 yazdığınız zaman H2'nin hızının yerine de 30 yazdığınız zaman NH3'ün yerine de 20 yazdığınız zaman 3'ünün de 60 olduğunu yani arasındaki eşitliği yakaladığınızı görebilirsiniz. Ya da arkadaşlar hiç böyle ben ekokuyla falan uğraşmama gerek yok. Matematikçi değilim sonuçta ben kimya dersi bu. Burada arkadaşlar direkt olarak asla düşüneceğiniz şey şu. Hızlarını arkadaşlar kat sayılarını bölersem yine eşitlik yakalamış oluyorum aslında. Yani şöyle ki R n2 bölü 1 eşittir. R h2 bölü kat sayısı kaç 3 eşittir. R nh3 bölü kat sayısı kaç 2 diyerek de arkadaşlar eşitliği yakalamış olabilirim. Gerçekten de burada hızları yerine yazdığınız zaman yani n2'nin hızı 10 yerine yazdım. Aşkın hızı 30. En aşık hızı 20. E 10 bölü 1 10. 30 bölü 3 10. 20 bölü 2 10. Yani eşitliği yakalamış oldum. Bu eşitliği arkadaşlar şöyle demin öğrendiğimiz bir adım önce öğrendiğimiz şu formül şeklinde yazmak istersek arkadaşlar. N2'nin hızı yerine şunu yazabiliriz. Aşkın hızını bunu yazabiliriz. Yine katsayıları sayıları paydaya çarpma olarak getirdik. Dikkat edin. Bu şekilde yazabiliriz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken şöyle bir nokta var arkadaşlar. Girenler zamanla azaldığı için son durum eksi ilk durum yaptığınız zaman burası eksi gelecektir. Örneğin diyelim ki 10. ile 20. saniye aralığındaki hızlara bakıyorsunuz. Diyelim ki burada 10. saniyede derişim işte 10 molarda. 30. saniye arası 30. saniyedeki derişim 30 molar olsun. Şimdi 10 30 dediğiniz zaman eksi 20 gelecektir. E sonuçta eksili bir hız çıkacaktır. Biz kimyada arkadaşlar eksi bir hız tanımlamıyoruz. Yani eksi 20 azalıyor diye bir şey tanımlamıyoruz arkadaşlar. Belki fizikte falan yön belirtiyor olabilir ama kimyada eksi diye bir hız yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla eksi istemediğimiz için Eksiden kurtulmak için arkadaşlar matematiksel yöntemleri kullanıyoruz. Burada arkadaşlar istersek mutlak değerini alabilirdik ama mutlak değer de istemiyoruz. Gidip eksiyle çarpıyoruz. Dolayısıyla buradaki eksinin tek anlamı arkadaşlar buradaki sonucun artı çıkması içindir. Dolayısıyla giren maddelerin hızı yazılırken arkadaşlar başına eksi getirilir. Ancak ürünlerde böyle bir durum yoktur. Çünkü ürünlerde gitgide artıyor. Örneğin işte 10. saniyede 10 vardı. 30. saniyede diyelim ki 40 var. 30 arttı. Artı 30 olacak. Yani 40 eksi 10 artı 30 gelecek. Burada eksiyle çarpılacak bir durum yok dikkat edeceğiniz nokta da bu arkadaşlar. Yani şunu yapıyorsunuz. Girenlerin başına eksi getiriyorsunuz, ürünlerin başına artı, katsayıları da arkadaşlar altına çarpım olarak getirerek arasında bir eşitlik yakalamış oluyorsunuz aslında. İsterseniz böyle de yakalayabilirsiniz eşitliği. Bu şekilde de yakalayabilirsiniz aslında ama en başta söylediğimiz şeyi kullanmanız gerekiyor. Yani katsayılarla hız doğru orantılıdır. Bunu kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Ancak bazen sınavlarda işte basit soru anlamında arkadaşlar direkt olarak örneğin şu eşitliğin sorulduğu da olmuştur arkadaşlar. Böyle kolay bir soruda karşınıza gelebilir. Ya da işte hesaplama yapacağınız işte öyle şöyle katsayı mol oranı işte katsayı hız oranını kullanacağınız sorularda yine karşınıza gelebilir diyerek arkadaşlar bu kısmı geçelim. Şimdi tepkime hızlarını arkadaşlar demin bahsettiğimiz hesaplamalarla inceleyebilirsiniz, bulabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar tepkime hızlarını başka izlenebilir yöntemlerle de ölçebilirsiniz arkadaşlar tepkime hızını tepkimenin zamanla değişen, gözlenebilir bir özelliğinden faydalanarak da arkadaşlar aslında ölçebiliyorsunuz. Ne bunlar mesela? İşte deneysel olarak işte renk değişimi, işte sıcaklık değişimi, basınç değişimi, hacim değişimi, işte elektrik iletkenliğindeki değişim veya pH değişimi veya işte bir katı oluşması veya katının yok olması, işte komple gaza dönüşmesi, sıvıya dönüşmesi gibi durumlar veya ışık salınımı gibi olaylarla arkadaşlar aslında birim zamandaki değişimle birlikte hızı aslında izleyebilirsiniz. Örneğin renk değişimi üzerinden işte tepkime başladığında maddelerin hiçbir rengi yoktu renksizdi ama tepkime sonunda tamamen sarıya döndü. Bu sarıya dönme süresi üzerinden arkadaşlar tepkim hızını izleyebilirsiniz veya başlangıçta renkliydi son durumda renkse döndü. Burada da yine rengin yok olmasıyla izleyebilirsiniz. Yani renk değişiminde arkadaşlar ya son durumda bir renk oluşacak ya da komple renkse dönüşecek diyebilirsiniz. Veya iletkenlik değişimiyle de hızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi iletkenlik için biz iki şeyden bahsederiz. Her zaman söylüyoruz. Sulu çözeltide bir iyon olması gerekir ya da arkadaşlar ortamda bir elektron olması gerekir. Eğer ki ortamda iyon varsa veya elektron varsa veya her ikisi de varsa arkadaşlar elektrik iletkenliğinden, elektrik iletimden bahsedebiliriz. Burada arkadaşlar mesela bu tepkimenin girenler kısmında karbondioksit veya H2O'da arkadaşlar bir elektriksel iletkenlikten bahsedemeyiz. Çünkü ortamda bir iyon yok. Ama son durumda arkadaşlar ortamda iyonlar oluşmuş. Dolayısıyla gitgide elektrik iletkenliği artmış. Burada iletkenlik artışıyla tepkime hızı izlenebilir. Tam tersi işte azalmasıyla da arkadaşlar izlenebilirdi. Basınç veya hacim değişimiyle de yine arkadaşlar tepkime hızı izlenebilir. Tabi bunlar gazlar için geçerli arkadaşlar. Sabit basınçta arkadaşlar bakın sabit basınçta diyelim ki sabit basınçta burada kas sayı 4'ten 2'ye düşüyor. Mol sayısı azalıyor. Dolayısıyla hacim burada arkadaşlar azalır. Sabit basınçta hacim azalmasıyla bu tepkimi izleyebilirsin. Sabit Hacimde de arkadaşlar bu tepkimede de sayı azaldığı için basınç azalmasıyla bu tepkimenin hızını yine izleyebilirsiniz. Tersten de işte artmasıyla da izleyebilirsiniz. Ama bu durum mesela katsayılar eşit olduğu durumda sabit basınç veya hacimde arkadaşlar burada hacim veya basınç değişimi tepkime hızı izlenemez. Burada katsayıları toplamının birbirinden farklı olması gerekir gaz maddeler için. Yine arkadaşlar pH değişimiyle de bir tepkimin hızını izleyebilirsiniz. Örneğin arkadaşlar pH için tabi pH eksi logaritma haşartı derişimde. Burada başlangıçta tepkime tepkimede haşartı var. Dolayısıyla belli bir pH değeri var. Burada arkadaşlar gitgide H artı magnezyumla birleşerek işte H2 gazına ve magnezyum 2 artıya dönüşmüş. Dolayısıyla gitgide H artın derişimi arkadaşlar burada azalmış. H artı derişim azalıyorsa pH gitgide artar. Dolayısıyla bu tepkime pH'in artışıyla örneğin izlenebilir gibi. Katı oluşum değişimiyle arkadaşlar hızı yine izlenebilir. Başlangıçta hiç katı yoktu. Son durumda katı oluştu. Bu katının oluşumuna göre izlenebilir ya da tam tersinden başlangıçta katı vardı. sonda hiç katı yoktu. Bunun değişiminden de yine tepkimizi izlenebilir. Aynı zamanda endotermik ve egzotermik tepkimlerde sıcaklık değişimiyle de isterseniz izleyebilirsiniz. Örneğin bu egzotermik bir tepkime zamanla arkadaşlar işte sıca yalıtılmış bir kapta sıcaklığı arttıracağı için sıcaklık artışıyla izleyebilirsiniz. Tam tersi endotermikte de sıcaklık azalacağı için sıcaklık azalması üzerinden izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde farklı yöntemlerle de tepkim hızları ölçülebilir. Burada arkadaşlar bu tarz sorularda hesaplama yapılmıyor. Sadece arkadaşlar işte izlenebilir mi izlenemez mi? size bir tepkime veriyor. İşte bu iletkenlik değişimiyle izlenebilir mi? İzlenir veya izlenmez. Bu kadar arkadaşlar. Başka bir hesaplama kısmı yok buranın. Diyelim ve burayı da geçelim arkadaşlar. Şimdi çarpışma teorisiyle devam edelim. Çarpışma teorisi arkadaşlar bilim insanlarının iki maddenin birbirine nasıl tepkimeye girdiğini ifade etmek için ortaya attığı teoridir. Ve iki tane temel dayanağı vardır arkadaşlar. Bunları inceleyelim isterseniz. Şimdi bir kimyasal tepkimenin gerçekleşmesi için zaten adı üzerinde teorinin adı üzerinde arkadaşlar tanecikleri mutlaka çarpışması gerekir. Çarpışma şarttır arkadaşlar. Bu çarpışan tanecikler atom olabilir, iyon olabilir, molekül, radikal herhangi bir kimyasal tür olabilir arkadaşlar. Ancak illa çarpışıyor diye arkadaşlar tepkime de ürünle sonuçlanmaz. Yani çarpıştı diye tepkime gerçekleşmez arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerin taneciklerin işte bu şekilde çarpışmaları sonucu gerçekleştiğini ileri süren, ifade eden teori arkadaşlar çarpışma teorisi deniliyor. İki tane temel dayanağı vardır demiştik arkadaşlar. Bu teoriye göre Çarpışan tanecikler öncelikle ki tabii ki ilk olarak çarpışması gerekiyor ama yeterli değil dedik. Öncelikle çarpışması gerekiyor ve bu çarpışan taneciklerin birbirleriyle uygun geometrik doğrultuda çarpışması. Yani uygun geometrik doğrultuda ve yönde çarpışmaları gerekiyor. İkinci ve en önemlisi de arkadaşlar tepkimeye giren taneciklerin yeterli bir kinetik enerjiye sahip olması gerekiyor. Bu iki şart yerine gelirse arkadaşlar o zaman tepkime gerçekleşir ve maddeler ürüne dönüşebilir. Bu şekilde arkadaşlar bu iki şartın yerine geldiği durumda reaksiyon veren çarpışmalara etkin çarpışma denir. Reaksiyon vermeyen yani bir ürünle sonuçlanmayan çarpışmalara ise etkin olmayan çarpışma adını verilir arkadaşlar. Yani burada bir tepkime gerçekleşmesi için çarpışma teorisine göre iki şart var. Öncelikle maddeler, tancıklar çarpışacak ve uygun geometride geometrik doğrultuda çarpışacak. İkincisi de belli bir eşik enerjisini yani belli bir kinetik enerjiye sahip olmaları ve o enerji değerini aşmaları gerekiyor arkadaşlar. Bu iki şart yerine gelirse tepkime gerçekleşir. Tabii sizin arkadaşlar doğrudan hangi geometrik doğrultunun uygun olduğunu bilmenize gerek yok arkadaşlar. Sadece siz bir tepkime eğer gerçekleşmişse ürün oluşmuş demek ki uygun geometrik doğrultuda çarpışmış olduğunu bilmeniz yeterlidir arkadaşlar. Örneğin H2 ile Cl2'den arkadaşlar hidrojen klorun oluşma tepkimesine bakalım. Örneğin H2 ile Cl2 şu şekilde yan yana çarpışırsa arkadaşlar burada tepkime gerçekleşmez. Veya işte klor bu şekilde alta doğru hidrojen yan şekilde çarpışırsa tepkime gerçekleşmez. Hidrojen H2 ile klorun tepkimesinin gerçekleşebilmesi için hem hidrojenle klorun ve diğer hidrojenle klorun da arkadaşlar yan yana geleceği şekilde çarpışırsa o zaman ürün oluşur arkadaşlar. Şimdi burada daha da önemli bir nokta var arkadaşlar. Tamam uygun geometrik doğrultuda çarpıştı. Şimdi bu bizim girenlerimizdi arkadaşlar. Tamam, girenler uygun geometrik doğrultuda ve belirli bir eşik enerjisiyle çarpışta ve ürüne dönüşecek. Ancak arkadaşlar, girenler direkt olarak ürüne dönüşmez arkadaşlar. Aslında arada şöyle karmaşık bir yapı oluşur arkadaşlar. Şimdi H2 ile Cl2 bu geometrik doğrultuda çarpıştı. Önce hidrojenle klor arasında bir etkileşim oluşur. Diğer hidrojenle klor arasında da bir etkileşim oluşur. Ancak hidrojenle hidrojen ve klorla klor arasındaki etkileşimler de direkt olarak kopmaz arkadaşlar. Yani dolayısıyla ilk önce ürün oluşmadan önce böyle bir yapı oluşur arkadaşlar. Ve bu yapının adı arkadaşlar aktifleşmiş komplekstir. Kompleks zaten karmaşa demektir arkadaşlar Türkçe'de. Yani karmaşık bir yapı olarak da düşünebilirsiniz. Bu yapının ismi tekrardan söylemek gerekirse aktifleşmiş kompleksi arkadaşlar son derece önemli. Aktifleşmiş kompleks dendiği gibi etkinleşmiş komplekse de denilebilir. Kararsız, yüksek enerjili ki hem girenlerden hem ürünlerden daha yüksek enerjildir. Bir ara üründür arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar tepkime devam ederken bu aktifleşmiş kompleks, kararsız, yüksek enerjili aktifleşmiş kompleks şurada hidrojen hidrojen arasındaki bağ, klorla klor arasındaki bağlar koparak hidrojen klorür ve hidrojen klorür arkadaşlar molekülleri oluşur, ürüne döner. Yani girenler ürünlere dönerken arada karmaşık, yüksek enerjili bir yapı oluşuyor. Bunun ismi de arkadaşlar aktifleşmiş komplekstir. Şimdi arkadaşlar ikinci şartımızla birlikte aktifleşme enerjisine aslında girmiş oluyoruz. Şimdi birinci şartımız uygun geometrik doğrultuda çarpışmasıyla ikinci şartımız ise taneciklerin sahip olması gereken bir minimum enerjidir. İşte biz bu minimum enerji arkadaşlar eşik enerjisi diyoruz. Eşik enerjisi dediğimiz gibi aktifleşme enerjisi, etkinleşme enerjisi veya aktivasyon enerjisi ismini de verebiliriz. Ya yani bu isimlerde de kullanılıyor, hepsi kullanılıyor aslında ama en doğrusu eşik enerjisi demektir. Veya işte tabii ki aktifleşme enerjisinde kullanabilirsiniz ve EA ile gösteriliyor arkadaşlar. Örneğin şöyle bir eder arkadaşlar belirli bir kinetik enerjiye sahip taneciklerin Zamanla kinetik enerjisindeki değişimi. Şimdi arkadaşlar şöyle tanecikler şurada çarpıyor, çarpışıyor, çarpışıyor. Uygun doğrultuda bile çarpışsa burada ürüne dönüşemez arkadaşlar. Çünkü bu tepkimenin gerçekleşmesi için gerekli olan minimum enerji şu noktadır. Dolayısıyla tanecikler arkadaşlar burayı geçtiği zaman bu eşik enerjisini geçen tanecikler artık ürüne dönüşebilir arkadaşlar. Şuradaki tanecikler ürüne dönüşebilir. Şuradaki mavi alan grafikteki eşik enerjisini aşabilecek tanecikler burada mavi renkli bölgeyle arkadaşlar gösteriyor. Yani buradaki şu kısım arkadaşlar şu kısım ürüne dönüşebilecek tanciklerin olduğu kısımda. Çünkü belli bir eşik enerjiyi aşmış tancıklar buradadır arkadaşlar. Yani şuradaki tancıklar ürüne dönüşmez arkadaşlar. Çünkü yeterli eşik enerjisini aşmamıştır. Bu grafikler karşınıza gelebilir arkadaşlar. Bu grafikler geldiği zaman böyle yorumluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar yine önemli bir nokta. Şimdi girenler ürünlere dönüşürken arada aktifleşmiş kompleksin oluştuğunu söyledik. Şimdi arkadaşlar burada girenler ile bu yüksek enerjili aktifleşmiş kompleks arasındaki enerji farkına aslında bu enerji farkına işte eşik enerjisi deniliyor. Bu geçmesi için gerekli olan minimum enerji. İşte bu eşik enerjidir. Yani bu aradaki farktır. Diyelim ki bunun enerjisi burada 30, bunun enerjisi 100. İşte 100 30 yani 70 burada eşik enerjisidir arkadaşlar. İşte bu eşik enerjisi arkadaşlar aynı zamanda EAI denir. Yani ileri yönde aktifleşme enerjisi. Bu ileri yönde giden tepkimede girenlerle aktifleşmiş kompleks arasındaki enerji farkına e, A, I yani ileri aktifleşme enerjisi denir. Eğer bu tepkime geri yönde gerçekleşebilecek bir tepkime ise arkadaşlar ürünler ile aktifleşmiş kompleks arasındaki enerji farkına da EAG denir arkadaşlar. Diyelim ki burada ürün enerjisi de arkadaşlar işte 80 olmuş olsun. 100 eksi 80'den burada E, A, değeri de arkadaşlar 20'dir diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada biz enerji ünitesinden delta H yani entalpi hesaplarken ürünlerin tersi eksi girenlerin entarpsinden bulabiliyorduk. Hatta burada da yine bunu kullanabiliriz. İşte ürünlerin entarpsi 80, girenlerin 30, 80 eksi 30'dan işte entarpi elde diyebilirsiniz. Aynı şekilde burada arkadaşlar bu da yine çok önemli bir formül. Delta H değeri arkadaşlar EA'yı ve EAG'ye bağlı olarak hesaplanabilir. Delta H EA'yı eksi EAG'dir arkadaşlar. Yani ileri yönde aktifleşme enerjisi ki bunu 70 olarak bulmuştuk. Eksi geri yöndeki aktifleşme enerjisi bunu da 20 olarak bulmuştuk. 70 20'den arkadaşlar 50 olarak bulabilirsiniz. İkisinde de aynı şey çıkar. Soruda arkadaşlar hangi değerler vermişse ikisinden birinde arkadaşlar delta aşı hesaplayabilirsiniz. Dediğimiz gibi bu kısım önemli arkadaşlar. Şöyle kısaca tekrar edecek olursak arkadaşlar girenlerle ürünler arasında aktifleşmiş kompleks oluşuyordu. Girenle aktifleşmiş kompleks arasındaki enerji farkına EAI denir. Ürünle aktifleşmiş kompleks arasındaki enerji farkına EAG denir. EAI ile EAG farkından da arkadaşlar tepkimin entalpisini hesaplayabilirsiniz. Tepkimin entalpisini aynı zamanda bir önceki üniteden bildiğimiz gibi Ürünlerin enterpsi eksi girenlerden de yine hesaplayabilirsiniz. Geçtim. Şimdi burada arkadaşlar bunun potansiyel enerji diyagramları karşınıza gelebilir. Yani bunun grafikleri karşınıza gelebilir arkadaşlar. Bu demin bahsettiğimiz işte aktifleşmiş kompleks EI, EAG için. Şimdi endotermik ve egzotermik tepkimelerde bunu inceleyelim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir grafik karşınıza geliyor arkadaşlar. Grafikte başladığınız yer arkadaşlar öncelikle girenler. Örneğin bu x2 artı y2'den ile başlayan bir tepkime. Burada girenlerin enerjisi direkt girenlerin enerjisi karşılığı neyse arkadaşlar direkt olarak onu okuyorsunuz. Örneğin burada girenlerin enerjisi 10 kilokalori arkadaşlar. Daha sonra girenler yani x2 ile y2 uygun geometrik doğrultuda çarpıştı ve bunlar belli bir eşik enerjiyi aştı arkadaşlar ve bu eşik enerjiyi aştığı zaman arkadaşlar aşağıysa burada aktifleşmiş kompleks oluşuyor. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi de arkadaşlar direkt olarak karşısındaki değer neyse buradan okuyorsunuz. Örneğin bu tepkimede aktifleşmiş kompleksin enerjisi 110'dur. 110 olarak okuyorsunuz. Daha sonra aktifleşmiş kompleksi arkadaşlar giderek arkadaşlar arasındaki bağlar kopuyor ve ürünlere dönüşüyor arkadaşlar. Buradan da şurası da ürün mesela XY gibi iki tane tanciye dönüştü. Burada da arkadaşlar ürünlerin enerjisini buradan okuyabiliyorsunuz 40 olarak. Şimdi arkadaşlar bu grafikte şu nokta yani aktifleşmiş kompleks ile girenler arasındaki enerji farkı yani orası nereye karşılık geliyor? Şurası arkadaşlar. Şu aradaki fark arkadaşlar iyi e, değeridir. Yani ileri yönde aktifleşme enerjisi. Burada bakın aktifleşmiş kompleks 110 girenler 10. Dolayısıyla EA'yı değeri arkadaşlar burada 100'e eşittir. Aynı şekilde arkadaşlar burada aktifleşmiş kompleks ile ürünler arasındaki enerji farkı yani şurası da arkadaşlar EAG değeridir. EAG değeri de arkadaşlar örneğin burada 110 eksi 40'tan arkadaşlar 70'tir. Şimdi siz EAI ve EAG'ye bağlı olarak EAI eksi EAG'den 100 eksi 70'ten 30 olarak bu tepkimin entalpisini bulabilirsiniz. Aynı zamanda bakın arkadaşlar entalpi burasıdır ürünlerin enerjisi 40'tı. 40 eksi 10'dan arkadaşlar yine 30'u bulabilirsiniz. Yani arkadaşlar şöyle düşünün. Grafik girenlerden ürünlere doğru yukarı doğruysa arkadaşlar yukarı yönlüyse bu bir endotermik tepkimedir. Eğer aşağı doğruysa da arkadaşlar bu bir egzotermik tepkimedir diyebiliriz. Çünkü egzotermik tepkimelerde arkadaşlar girenlerin enerjisi ürünlerden daha büyüktür. Burada mesela egzotermik bu tepkime için girenlerin enerjisi 40 zamanla artıyor artıyor aktifleşmiş kompleks oluşuyor. Yine onun değerini buradan okuyabilirsiniz. Daha sonra bu aktifleşmiş kompleks ürünlere dönüşüyor. İşte burası da ürünlerin enerjisi. Buradan okuyabilirsiniz. Şurada aktifleşmiş kompleks ile girenler ile aktifleşmiş kompleks arasındaki enerji farkı. Yani şurası arkadaşlar EA'yı değerdir. Örneğin burada 110 40'tan işte yine 70'tir. Burada da yine aktifleşmiş kompleks ile ürünler arasındaki enerji farkı 100'dür. Burada bakın 70 eksi 100'den eksi 30 gelir tepkiminin enterpisi. Zaten egzotermik olduğu için eksi gelmesi gerekiyordu. Ya da 10 eksi 40'tan da yine eksi 30 olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bu grafiklerde yine son derece önemlidir arkadaşlar. Diyelim ve buraya da geçelim. Yine arkadaşlar bu ünite için son derece önemli bir kısım olan hız denklemi ve hız denkleminin yazılması ya da hız bağıntısının yazılması arkadaşlar. Öncelikle tek basamaklı tepkimeler için hız bağıntıları nasıl yazıldığına bakalım isterseniz. Tek basamaklı tepkimelerde arkadaşlar hız bağıntısı giren maddelerin derişimine bağlı olarak yazılabilir. Burada derişim olarak tabii arkadaşlar molariteyi alacağız. Tepkime hızı tepkimeye giren maddelerin bakın sadece sol taraftaki maddelerin derişimlerine bağlı olarak yazılabilir arkadaşlar. Burada tepkimede maddelerin başlangıç derişimlerinin ölçülen hızı arkadaşlar tepkimenin başlangıç hızı denir. Ve başlangıç hızını aslında biz burada ölçmüş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bir kimyasal tepkimede tepkimenin hızını girenlerin derişimine bağlı olarak gösteren matematiksel ifade arkadaşlar hız denklemi denir ya da hız bağıntısı da diyebilirsiniz arkadaşlar. Peki hız denklemi bağıntısı nasıl yazılıyor arkadaşlar? Bunu yazarken sadece giren maddeleri alıyorsunuz. Yani girenlere bakıyorsunuz arkadaşlar. Ve girenlerde yalnızca fiziksel hali gaz veya sulu çözelti olan maddeleri yazıyorsunuz. Yani girenlerin sadece gaz fazında veya sulu çözelti halinde bulunanların derişimleri çarpılır arkadaşlar. Katı ve sıvılar hız bağıntısına yazılmaz. Aynı zamanda arkadaşlar ileride denge ünitesine geçeceğiz. Denge bağıntısı da zaten hız denkleminden türetiliyor. Denge bağıntısı da yine katılar ve sıvılar arkadaşlar yazılmaz arkadaşlar. Çünkü bunların derişimdeki değişimi izlenemediği için katı ve sıvılar hız bandına yer almıyor arkadaşlar. Tabi bunlar derişimleri çarpılırken baş katsayıları da derişimlere üst olarak getiriliyor arkadaşlar. Üst olarak yazılıyor. Ve her hız denkleminin kendisine özgü bir hız sabiti vardır arkadaşlar. Ve biz bu hız sabitini küçük k harfiyle arkadaşlar gösteriyoruz. Ve bunun değeri de deneysel olarak hesaplanıyor arkadaşlar. K ile ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar. K sabiti en sabit olmayan sabittir arkadaşlar. Her tepkimenin kendisine ait bir K sabiti vardır. Her tepkimenin kendisine ait bir kanun birimi vardır arkadaşlar. İşte birçok faktörle işte sıcaklıkla, temas yüzeyiyle, katalizörle de arkadaşlar K'nın değeri tepkime de değişir. Şimdi örneğin AX artı B'den CZ örnek bir tepkimenin hız bağıntısını yazacak olursak. Bakın girenleri sadece bakıyoruz. İkisi de gaz fazında, ikisi de tepkime de yer alır. Bu tepkimenin hızı işte V de diyebilirsiniz veya işte R diyebilirsiniz arkadaşlar. K çarpı, K burada hız sabiti. Her hız bağıntısını yazarken önce K'yı yazıyorsunuz arkadaşlar. Çarpı Giren maddenin derişimi işte x'in derişimi. Derişim burada köşeli parantez molarite. Kat sayı da arkadaşlar burada üst olarak getiriyorsunuz. x üzeri a çarpı y üzeri b olarak arkadaşlar getiriyorsunuz. Şimdi bu hız bağıntısının yazılmasıyla ilgili birkaç örneğe bakmadan önce arkadaşlar bir tane daha kavramımız var arkadaşlar. Şimdi bir tepkimenin hız denkleminde öncelikle hız denklemini yazıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar üstlerin toplamı neyse tepkimenin derecesi de odur arkadaşlar. Örneğin işte şöyle bir tepkime yazın. Üstler toplamı ne? A artı B. A artı B arkadaşlar burada tepkimenin derecesidir. Aynı zamanda işte mertebesi de denir arkadaşlar. N harfiyle gösterebilirsiniz bunu. Aynı zamanda arkadaşlar şöyle bir şey de sorulabilir. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Burası önemli. Evet bu tepkimenin derecesi A artı B'dir. Örneğin A burada bir B2 ise 1 artı 2'den tepkimenin derecesi 3'tür. 3. dereceden 3. mertebeden bir tepkime diyebilirsiniz. Ama burada tepkime X'e göre kaçıncı dereceden, y Y'e göre kaçıncı dereceden gibi ifadeler var. Bu tepkime X'e göre arkadaşlar A'ncı dereceden yani birinci derecedendir. Y'ye göre de arkadaşlar ikinci derecedendir diyorsunuz arkadaşlar. Yani o maddeye göre soruyorsa o maddenin üstü ise o derecedendir diyorsunuz arkadaşlar. Örneğin şöyle bir tepkimede ikisi de gaz arkadaşlar. Bu tepkinin hızı K çarpı karbon karesi çarpı O2'nin birinci kuvveti. Bu tepkinin derecesi mertebesi 3'tür. Karbon göre ikinci dereceden. O2'ye göre oksijene göre de arkadaşlar birinci dereceden. İkisi de suda ikisi de yazılır. Ag artı çarpı o, OH eksinin derişimi üstler bir tepkinin derecesi 2'dir. Burada bakın zn çinko katıdır. Bu yazılmaz. Sadece h artın derişiminin karesi tepkimenin derecesi 2'dir. Bakın burada sıvılar yazılmaz. Katı ve sıvılar yazılmaz diyoruz. Sadece NH3'e bağlıdır. Burada hız NH3'ün derişiminin birinci kuvveti. Tepkimenin derecesi 1'dir. Katılar yazılmaz. Oksijen derecesi. Katsayı bakın 1 bölü 2 ise 1 bölü 2 yazıyorsunuz. Yani rasyonel gelmez diye bir durum yok arkadaşlar. Katsayı neyse direkt olarak onu yazıyorsunuz. Mesela girenlerde hiçbir gaz veya suda çözülmüş madde yok. Sadece katı var. O zaman hız arkadaşlar sadece K'ya eşittir, hız sabitine eşittir diyebilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ve bu kısmı da geçelim. Peki tek basamaklı tepkimelerde hızın nasıl yazılacağını biliyoruz. Peki çok basamaklı tepkimelerde hız nasıl yazılıyor arkadaşlar? Arkadaşlar çok basamaklı tepkimelerde hız yazılırken yani birden çok basamakta gerçekleşen mekanizmalı tepkimelerde hız yazılırken en yavaş olan basamağa göre hız yazılır arkadaşlar. Örneğin bu iki basamaklı bir tepkime. Birinci basamak yavaş, ikinci basamak hızlı. Tabi sen yavaş hızlıyı nasıl bileceğim diyebilirsin. Burada tabi soruda arkadaşlar size Hangi basaman yavaş, hangisinin hızlı olduğu verilmek zorunda verilir. Yavaş olan basamağı bulduktan sonraki size veriliyor arkadaşlar. Onun girenlerine bakıyorsunuz. Aynı tek basamak tepkimelerde yazıldığı gibi yazıyorsunuz arkadaşlar. Yani gidip net tepkimeye göre arkadaşlar hız bantısı yazmıyorsunuz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Çok basamaklı tepkimelerde yavaş basaman arkadaşlar girenlerine göre hız bantısı yazılır. Yine R eşittir işte, işte K çarpı x'in derişiminin küpü çarpı yeni derişimi şeklinde arkadaşlar yazılıyor. Dolayısıyla arkadaşlar tepkimenin hızını yavaş basamak belirler Aynı zamanda arkadaşlar hız ile aktivasyon enerjisi yani eşik enerjisi ters orantılıdır. Yani bir tepkimenin eşik enerjisi ne kadar büyükse hızı o kadar yavaştır. Yani işte atlaması gereken eşik enerjisi çok yüksekse gerçekten de o tepkime yavaş gerçekleşir. Ama ne kadar küçük bir enerji atlaması gerekiyorsa o kadar tepkime hızlıdır. Dolayısıyla aktivasyon enerjisi ile hızlı arkadaşlar ters orantılıdır. İleride arkadaşlar bu çok basamak tepkimelerin grafikleri gelecek. Oradan hangi basamağın daha yavaş olduğunu aktivasyon enerjisine bakarak karar vereceğiz arkadaşlar. Şimdi tepkimin hızını yavaş basamak verirler dedik. Tabii ki hız ifadesi de yavaş basamağa göre yazılır. Yavaş basamağın girenlerine göre yazılıyor arkadaşlar. Net tepkimeye göre yazılmıyor arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Aynı zamanda burada iki tane kavramımız var arkadaşlar. Ara ürün ve katalizör olmak üzere. Şimdi katalizör arkadaşlar tepkimenin hızını arttıran, tepkime hızlandıran maddelerde tepkime girdiği gibi çıkarlar arkadaşlar. Burada arkadaşlar katalizör tepkime girdiği gibi çıkan maddedir ve net tepkime de yer almaz. Yani bir tarafın girenlerinde olacak ki mesela burada Y maddesi bir katalizördür. Burada girenlerde var, burada ürünlerde var. Net tepkime de yer almıyor arkadaşlar. Bu bir katalizördür. Bir basamakta oluşup başka bir basamakta kaybolan maddelere ise ve yine net tepkime de yazılmayan maddelere ise arkadaşlar ara ürün ismi verilir arkadaşlar. Burada örneğin T ara üründür, Y de katalizördür arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Mekanizmalı tepkimelerde de arkadaşlar katalizör yavaş basamağı etki ederek tepkimi hızlandırır. Yine katalizörün tepkime hızını etki eden, ettiği faktörlerde arkadaşlar burayı inceleyeceğiz. Diyelim ve geçelim arkadaşlar. Şimdi son olarak arkadaşlar hız sabitinin biriminin bulunmasında da arkadaşlar iki tane yol var aslında. O yolları da bakalım isterseniz. Öncelikle basit yol aslında bir tık uzun yol. İkincisi de arkadaşlar pratik yol diyelim. Şimdi normal siz herhangi bir tepkimenin hız bağıntısını önce yazıyorsunuz arkadaşlar. Siz burada K'nın birimini arıyorsunuz. Bakın değerin değil birimini direkt. Burada hızın birimi zaten derişim cinsinden mol bölü litre saniye olduğunu biliyorsunuz. X'in birimi mol bölü litre derişim mol erite. E karesi olduğu için mol kare lit bölü litre kare gelecek. Y'nin derişim birinci kuvvet mol bölü litre gelecek. Burada arkadaşlar gerekli götürmeleri yapıyorsunuz. İşte işler dışlar çarpımı yaptığınız zaman K'nın biriminin litre kare bölü mol kare saniye olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Veya böyle bir tepkimi de arkadaşlar yine Hızın birimini mol bölü litre saniye yazıyorsunuz. İşte x'in birimi mol bölü litre, y'nin birimi mol bölü litrenin küpü. İşte burada gerekli götürmeleri yapıp k'nın birimini litre küp bölü mol küp saniye olarak yazıyorsunuz. Yani burada herhangi bir şeyi ezberlemeniz, bilmenize gerek yok. Direkt birimleri yerine yazın arkadaşlar. Götürün ve k'nın birimini bulabilirsiniz. Bu bir yol arkadaşlar. Daha kısa bir yol olarak arkadaşlar k'nın birimini arkadaşlar direkt formülden de bulabilirsiniz. K'nın birimi arkadaşlar litre bölü mol üzeri n-1 çarpı 1 bölü saniye formülünden bulunabilir. En burada arkadaşlar tepkimenin derecesi mertebesidir. Örneğin bu 3. dereceden bir tepkime. 3'ten 1 çıktı 2 yani litre kare bölü mol kare saniye yani bununla aynı gelir. Veya bu işte örneğin 3 artı 1'den 4. dereceden 4 eksi 1'den 3 işte litre küp bölü mol küp saniye arkadaşlar direkt K'nın birimini bulabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa arkadaşlar onu kullanabilirsiniz. Diyelim ve burayı da geçelim. Ve son kısma gelmiş oluyoruz aslında arkadaşlar. Tepkime hızını etkileyen faktörler. Hem tepkime hızını etkileyen faktörleri inceleyeceğiz. Hem de arkadaşlar aslında hız sabiti yani K'yı etkileyen faktörlere de bakmış olacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle maddenin cinsi arkadaşlar. Tabi burada karşılaştırmalı sorularda geliyor. Eğer arkadaşlar zıt yüklü iyonlar arasında bir tepkime gerçekleşiyorsa burada girenlere bakıyorsunuz. Yani artı ve eksi gibi yükler varsa bu tepkimeler çok hızlıdır. Yine ortamda iyon var ama aynı yükler. İkisi de artı, ikisi de eksisi. Bunlar da hızlıdır ama orta hızlıdır. Yani zıt yüklere göre biraz daha yavaştır. Hiç iyon yoksa da arkadaşlar bu tepkimeler yavaştır diyebiliriz. Bağ kopması veya bağ oluşması ile gerçekleşen tepkimeler genellikle arkadaşlar yavaş olarak seyreder diyebiliriz. Burada da arkadaşlar bağ sayısı ne kadar çoksa yani kas ne kadar büyükse o kadar da yavaştır diyebilirsiniz arkadaşlar. İkinci etki de bu maddenin cinsi her tepkimede yine kendisine özgü bir K'sı var. Dolayısıyla tepkimeden tepkime arkadaşlar K değişiyor. İkinci etki arkadaşlar derişim etkisi. Bu önemli bir etki arkadaşlar. Bunu ekstradan da deneysel yollarla hız bağıntısının bulunmasında da yine derişim etkisini kullanacağız arkadaşlar. Şimdi tabii ki bir kimyasal tepkimi de arkadaşlar etkin çarpışma sayısı arttıkça tepkime hızı da artıyor. Dolayısıyla derişimin artması demek birim hacimdeki tancık sayısını arttıracağından etkin çarpışma sayısını da arttıracaktır. Dolayısıyla tepkimin hızını da arttıracaktır. Yani derişimin arttırılması yani hız bağıntısına yer alan tabii ki maddelerin derişimin arttırılması arkadaşlar hızı arttırır. Hız sabitin değerini de değiştirmez arkadaşlar ki hız sabitin değerini değiştirmeyen arkadaşlar tek etki de budur. Yani hız sabiti sadece derişimle değişmez. Diğer tüm etkilerde arkadaşlar k değeri değişir. Örneğin arkadaşlar şöyle bir tepkime ele alalım. 2x artı y'den z'ye tek basamakta gerçekleşen bir tepkime. Bu tepkimenin hız bandısı arkadaşlar k çarpı işte x'in karesi çarpı y şeklinde yazılabiliyor. Şimdi burada arkadaşlar örneğin işte bu kaba arkadaşlar x ve y gazları eklediniz. Veya işte hacmi değiştirdiniz. Derişimleri 2 katına çıkarttınız. Derişimi siz 2 katına çıkartırsanız arkadaşlar bakın bu tepkimenin hızı x'in derişimin karesiyle orantılı. Dolayısıyla x'in 2 katına çıkartırsanız derişimi hız 4 katına çıkacak. Y'nin derişimini 2 katına çıkartırsanız hız 2 katına çıkacak. Dolayısıyla toplamda bundan 4 kat bundan 2 kat. Dolayısıyla hız arkadaşlar aslında 8 katına çıkmış olacak. İşte ikisinin derişimde örneğin 3 katını çıkartmış olsaydım işte 3'ün işte karesi çarpı 3'ten 9 çarpı 3'ten 27 katına hız çıkmıştır diyebilirdik arkadaşlar. Bu da hacmi değiştirerek de sorabilir. İşte örneğin hacmi işte yarıya düşürdüm. arkadaşlar hacmi yarıya düşerse derişimler 2 katına çıkar. Yani hacim etkisiyle de aslında hacmi değiştirdiğiniz anda da arkadaşlar aslında derişimi değiştirdiğiniz için aynı zamanda bu hacim etkisi olarak da arkadaşlar düşünülebilir. Diyelim ve geçelim arkadaşlar. Şimdi temas yüzeyinin etkisi arkadaşlar özellikle katılar için burada etki eder. Temas yüzeyinin artması arkadaşlar tanecik boyutunun küçülmesi demektir. Tanecik boyutunun küçülmesi yani temas yüzeyinin artması da etkin çarpışma sayısını arttıracağı için tepkimenin hızını arttırır arkadaşlar. Tabi aktifleşme enerjisini değiştirmez. Tanecik boyutunun azalması hız sabitinin değerinde arkadaşlar arttıran bir etkidir. Örneğin şöyle bir tepkime düşünün. Çinko ile hidroklorik asitin tepkimesi. Hepsinde aynı miktar çinko var. Aynı miktar hidroklorik asit. Her şey aynı. Sadece Çinkoyu burada tek bir plak halinde attın. İşte burada 4-5 parça şeklinde attın. Burada tamamen toz halinde attın. Üçünde de birebir aynı tepkime gerçekleşir. Aynı miktar madde oluşur. Aynı miktar madde harcanır. Ancak arkadaşlar bu en sağdaki toz halinde olduğu için buradaki tepkime daha hızlı gerçekleşir arkadaşlar. Birinci tepkime daha yavaş gerçekleşir. Örneğin bu 30 saniyede bitiyorsa bu tepkime bu atıyorum 5 saniyede biter. Bu da ortadaki atıyorum işte 15 saniyede biter gibi arkadaşlar. Tancık boyutu küçüldükçe yani temas yüzeyi arttıkça arkadaşlar tepkimin hızı artar. Aynı zamanda hız sabitinin değeri de arkadaşlar K'da burada artmış olur. Dördüncü de arkadaşlar sıcaklık. Bildiğiniz gibi arkadaşlar tanciklerin kinetik enerjileri yani ortalama kinetik enerjileri yalnızca sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklığa doğru orantılıdır. Sıcaklık artarsa kinetik enerji de artar. Dolayısıyla tepkime ister endotermik olsun ister egzotermik olsun. Yani ne olursa olsun arkadaşlar. Yani ister ısı alan olsun ister ısı veriyor olsun her türlü tepkime de arkadaşlar sıcaklığın arttırılması taneciklerin kinetik enerjisini arttıracağı için tepkimenin hızını da arkadaşlar arttırır. Aynı zamanda hız sabitinin değerini de yine arttırır arkadaşlar. Yani sıcaklık artarsa tepkimenin hızı artar arkadaşlar. Azalırsa da azalır. Bu arkadaşlar karşınıza şöyle gelir. Ki eşik enerjisini değiştirmez arkadaşlar ve eşik enerjisi yalnızca ve yalnızca katalizör ile değişir. Bakın bu çok önemli. Eşik enerjisi yalnızca katalizör ile değişir. Dolayısıyla sıcaklık işte temas yüzeyi, derişim gibi etkiler eşik enerjisinin değerini değiştirmez arkadaşlar. Yani bu tepkinin eşik enerjisi arkadaşlar şu kısımdır. Sıcaklık değişmesi bunu değiştirmez. Ancak sıcaklık değişimi arkadaşlar tanciklerin kinetik enerjisini arttırır. Dolayısıyla ürüne dönüşebilecek tancik sayısını arttırır. Dolayısıyla bakın size şöyle bir grafik gelir. Şimdi burada eşik enerjisini aşan tancıklar şuranın arkadaşlar biz ürüne dönüşebilecek tancıklar olduğunu biliyoruz. Şu kısmı mesela T1 sıcaklığı bu kısmı. Siz sadece burada alttaki taralı alana bakıyorsunuz arkadaşlar. Taralı alan kimin daha büyükse arkadaşlar onun sıcaklığı daha büyüktür. Örneğin burada açık şekilde arkadaşlar T2'nin taralı alanı hem burada sarıyla boyadım hem de maviyle boyadığımı kapsadığı için arkadaşlar T1'den daha büyüktür. Dolayısıyla siz burada yorum olarak arkadaşlar direkt olarak T2 büyük T1 yorumunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu çizgiyi vermese de size siz bir tane çizgi çekiyorsunuz arkadaşlar. Yani işkenersi burası olsun diyorsunuz. Ona göre arkadaşlar sıcaklığı karşılaştırıyorsunuz. Burada gidip T1 T2'yi yer değiştirir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Burada arkadaşlar hangisinin dediğim gibi sıcaklığın daha büyük olduğunu arkadaşlar burada taralı alana bakarak hangisi daha büyükse arkadaşlar ona göre karar veriyorsunuz. Burası da önemli. Dolayısıyla sıcaklık arttığı zaman her türlü tepkimenin arkadaşlar hızı artıyor. Aynı zamanda hız sabitinin değeri de artıyor. Son olarak arkadaşlar katalizör etkisini de inceleyerek aslında tepkime hızını etki eden faktörleri bitirmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar katalizör neydi zaten? Tepkime hızını arttıran maddeler arkadaşlar biz katalizör diyoruz. Peki katalizör tepkimenin hızını nasıl arttırıyor arkadaşlar? Şimdi katalizör arkadaşlar tepkime sonunda oluşan maddenin bileşimini yani yapısını değiştirmez. Değiştirmez ama tepkimenin aktifleşme enerjisini düşürerek bakın burası çok önemli. Aktifleşme enerjisini düşürerek tepkimenin hızını artırır. Zaten aktifleşme enerjisi yani eşik enerjisini değiştiren tek faktörün katalizör olduğunu söylemiştik. İşte o kısımdayız şu an. Dolayısıyla aktifleşme enerjisini düşürerek aslında tepkimeyi hızlandırıyor. Zaten aktifleşme enerjisi hız ters orantılı demiştik. Dolayısıyla aktifleşme enerjisi düşüyorsa tepkime de hızlanıyor anlamına gelir. Şimdi şurada ikinci grafikten bu olayı inceleyecek olursak arkadaşlar bakın buradaki şu kırmızıyla noktaladığım yerler arkadaşlar normal benim tepkimin arkadaşlar izlediği yol. Yani girenler aktifleşmiş kompleksi oluşturuyor, daha sonra ürünlere dönüşüyor. Buradaki eşik enerjisi de arkadaşlar şuradaki EAI yazan kısımdır. İşte arkadaşlar burada katalizör buradaki eşik enerjisinin değerini düşürerek ki EAI değeri düştüğü zaman otomatikmen EAG değeri de düşmüş oluyor arkadaşlar bu tepkimedeki eşik enerjisini düşürüyor. Dolayısıyla yeni bir yol izlemesini sağlıyor. Şöyle bir yol izliyor arkadaşlar. Bu sayede arkadaşlar tepkimenin eşik enerjisi düşüyor. Eşik enerjisi düştüğü için tepkime daha hızlı gerçekleşiyor arkadaşlar. Ancak tepkimenin entalpisi yani oluşacak madde miktarı burada değişmiyor arkadaşlar. Oluşacak maddenin türü de değişmiyor. Şekli de değişmiyor. Yani oluşacak maddenin türü, miktarı, entalpisi burada değişmiyor arkadaşlar. Sadece eşik enerjisi düşüyor. Eşik enerjisi düşerek arkadaşlar tepkime hızlanıyor. Dolayısıyla siz böyle bir grafik gördüğünüz zaman şu alt tarafta olan yani eşik enerjisi daha düşük olanı katalizörlü tepkim ediyorsunuz. Katalizörlü. Diğerini ise arkadaşlar katalizörsüz olduğunu arkadaşlar bunu siz yorumluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi aynı durum arkadaşlar böyle bir grafikte de karşınıza gelebilir. Burada aynı tepkime için iki tane eşik değeri yazmışsa, iki tane eşik enerjisi yazmışsa bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Eşik enerjisi yalnızca katalizörle değişir. O zaman farklı eşik enerjileri varsa demek ki bu tepkime de katalizör kullanılmış. Peki hangisi katalizör? E katalizör arkadaşlar tepkimenin eşik enerjisini düşürmüyor muydu? O zaman düşük olan değer arkadaşlar yani şuradaki eşik enerjisi yani buradaki EA2 katalizörlü tepkimenin aktifleşme enerjisidir. Diğeri ise arkadaşlar büyük olan normal katalizörsüz olarak gerçekleşen tepkimenin aktifleşme enerjisidir arkadaşlar. Şimdi katalizör arkadaşlar eşik enerjisini düşürebildiği gibi tek basamakta gerçekleşen bir tepkimenin birden çok basamağa doğru dönüşmesine yani mekanizmalı olmasını sağlayabilir. İlla sağlamak zorunda değildir arkadaşlar ama sağlayabilir. Yani bir basamakta gerçekleşiyor da iki basamakta yapabilir veya üç basamakta gerçekleşmesini de sağlayabilir. Peki çok basamakta gerçekleşen bir tepkimede katalizör hangi basamağı etki eder arkadaşlar? Burada katalizör çok basamakta gerçekleşen bir tepkimede sadece yavaş basamağı etki eder. Örneğin bu iki basamakta bir tepkimedir. Şu birinci, şu da ikinci basamak olsun arkadaşlar. Burada eşik enerjisine bakıyorsunuz. Eşik enerjisi kim daha büyük? A burada B'den açık bir şekilde büyük. A B'den büyükse arkadaşlar eşik enerjisi büyük olan daha yavaştır. Yavaş olan basamak birinci basamaktır. O zaman bu tepkimede katalizör birinci basamağa etki ederek birinci basamağın eşik enerjisini düşürerek yani şöyle örneğin bir yol izlemesini sağlayarak tepkimenin hızlanmasını sağlar arkadaşlar. Son olarak birkaç şeyden daha bahsedelim. Katalizör arkadaşlar hiç gerçekleşmeyecek bir tepkimenin gerçekleşmesini sağlayamaz. Zaten gerçekleşecek olan bir tepkimenin daha hızlı ya, ya da daha kısa sürede gerçekleşmesini sağlar arkadaşlar. Katalizörler tepkimeye giren maddelerle aynı fiziksel halde ise homojen katalizör olarak ifade edilir farklı fiziksel halde ise de heterojen katalizör olarak da ifade edebiliriz arkadaşlar diyerek en son kısma gelelim arkadaşlar. Aslında derişimin hızı olan etkisini deneysel yollarla hız denklem bulma kısmıyla da inceleyelim arkadaşlar. Bakın bu deneylerle hız denklemi bulma önemlidir. Ben burada iki tane örnek aldım arkadaşlar ama çok daha fazla örneğin olduğu konu altı videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Zaten hani genel olarak bu özet bir tekrar. O yüzden örnek soruları yer vermiyorum arkadaşlar aslında. Daha ayrıntılı konu anlatım videolarında bolca bütün soru tiplerinin olduğu kısımlar var arkadaşlar. O kısımları değerlendirebilirsiniz. Eğer konuda yeterli seviyede kendinizi iyi görmüyorsunuz arkadaşlar. Özet sizin için yeterli olmaz. Ayrıntılı soruların çözüldüğü kısımlara bakabilirsiniz. Şimdi deneylerle hız denklemi bulunurken işte mekanizmalı ya da işte çok basamaklı tepkimelerde deney sonuçlarına bakılarak hız denklemi bulunabilir. Bunun için deneylerde derişimi değiştirilen maddelerin sayısal değerlerinin nasıl değiştiği yorumlanır. Yani ne demek? Örneğin size şöyle bir tepkime veriyor arkadaşlar ve siz bu tepkimenin tek basamaklı mı çok basamaklı mı olduğunu bilmiyorsunuz. Bunu size söylemiyor. Tek basamaklı olabilir çok basamaklı Tek basamaklı olduğunu söyleseydi direkt işte reştir k çarpı x'in kare çarpı y'nin küp şeklinde hız bağıntısını hız denklemini yazabilirdim. Ancak bilmediğimiz için size bu tepkimeyle ilgili verilen şu deneyleri kullanıyoruz. Örneğin burada işte 3 tane 4 tane deney verilir. Burada kullanacağımız yöntem şu arkadaşlar. X'in derişimin hızı etkisini bulabilmek için y'nin sabit olduğu 2 tane deney vereceğim. Örneğin 1 ve ikinci deneyde arkadaşlar Y'nin derişimi sabit. Y'nin derişimi sabitken bakın X'in derişimi arkadaşlar 3 katına çıkıyor. X'in derişimi 3 katına çıkarken hız kaç katına çıkıyor arkadaşlar? Hız burada 9 katına çıkıyor. Yani bakın X'in derişimi 3 katına çıkarken hız 9 katına çıkıyor. Bu ne zaman olabilir arkadaşlar? X'in derişiminin karesiyle eğer hız orantılıysa olabilir. Yani hız bağımsızlığında R eşittir K çarpı X'in derişiminin karesi olduğunu bulduk buradan. Bu deneysel yollarla bunu bulmuş olduk. Şimdi y'nin etkisini de bulabilmek için arkadaşlar x'in sabit olduğu iki nokta arıyorum. Ve birinci ve üçüncü deneyde x'in derişimi sabit. x'in derişimi sabitken bakın y'nin derişimi arkadaşlar 4 katına çıkmış. y'nin derişimi 4 katına çıkarken hız da arkadaşlar 3. deneye doğru yine 4 katına çıkmış. Demek ki buradan şu sonucu çıkartıyorum. Demek ki bu hız bandı arkadaşlar y'nin birinci kuvvetiyle orantılı olduğunu sonucunu çıkartıyorum. Buradan da hız bantısını aslında bulmuş oluyoruz. Buradan da aynı zamanda bununla uyum sağlamadığı için arkadaşlar bu tepkimin mekanizmalı bir tepkime olduğunu yorumluyorum arkadaşlar. Bu yavaş basamağa göre yazılmış. Yavaş basamakta hatta arkadaşlar şöyle 2x artı y şeklinde işte 2x artı y'den ürüne şeklindedir arkadaşlar. X ve y burada işte gaz ya da suda çözülmüş maddeler diyebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda bu, bakın burada k'yı da bulabilirsiniz. Burada herhangi bir deneydeki verileri yerine yazarsınız. Mesela hız belli, x ve y'nin derişimleri belli, 3 değer belli olduğu için yerine yazarak K'yı bulabilirsiniz. Size mesela K sorulabilir. Oradan bulabilirsiniz. K'nın birimi sorulabilir. Onu tabi arkadaşlar tepki yönü derecesi 3 işte. Burada hatırlarsanız formül de kullanabiliyordunuz. Burada birimleri yerine yazarak da bulabiliyordunuz arkadaşlar. Bu aslında yeterli ama son bir ekstradan da örnek aldım arkadaşlar. Şöyle 3 maddenin olduğu tepkimelerde nasıl bulacağız diye. Şimdi arkadaşlar yine size şöyle bir tepki veriyor ve bilmiyorsunuz. Tek basamaktı mı çok basamaktı mı bilmiyorsunuz. Size burada dört tane deney veriyor. Eğer üç tane madde varsa arkadaşlar mesela X'in etkisini bulabilmek için Y ve Z'nin sabit olduğu noktaları bulmanız gerekir. Deneyleri bulmanız gerekir. İşte Y, y için işte X ve Z'nin sabit olduğunu bulmanız gerekir. Şimdi birinci ve ikinci deneyde Y ve Z'nin derişimleri sabit. Y ve Z'nin derişimleri sabitken X'in derişimi arkadaşlar iki katına çıkıyor. X'in derişimi iki katına çıkarken hız da iki katına çıkıyor. O zaman arkadaşlar anlıyoruz ki biz bu tepkimenin hız denkleminde tepkimenin hızı x'in birinci kuvvetiyle orantılı. Yani r eşittir k çarpı x'in derişiminin birinci kuvveti. Bunu bulduk. Şimdi y'nin etkisini bulmak için x ve z'nin sabit olduğu iki nokta arayacağım. Şöyle 2 ve 4. deneye bakabiliriz. 2 ve 4. deneyde x ve z'nin derişimi sabitken y'nin derişimi 4 katına çıkıyor. Y'nin derişimi 4 katına çıkarken tabi şunları arkadaşlar 10 üzeri eksi 3 bu 10 üzeri eksi 2 10 üzeri eksi 3 olacak şekilde düzenli, düzenlememizde fayda var. Daha iyi görmek için bu 36 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. Bu da arkadaşlar 6 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. Şimdi arkadaşlar ikinci ve dördüncü deneyde burada derişim 4 katına çıkarken hız arkadaşlar hız herhangi bir katına çıkmamış yani değişmemiş. Yani x ve z'nin derişimi sabit. Y'nin derişimi artıyor ama hız artmıyor. Bu nasıl olabilir arkadaşlar? Bu demek ki arkadaşlar y hız bandısında yer almadığı durumda olabilir arkadaşlar. Demek ki y yavaş basamakta yok. Ya da var ama y işte bir katı madde yavaş basamakta diyebiliriz. Ya da y'nin gerçi gaz olduğunu söylüyor. Yani y yavaş basamağın girenlerinde yok anlamına geliyor arkadaşlar. O yüzden y'nin hıza bir etkisi yok arkadaşlar. Şimdi dönüp tekrardan arkadaşlar. Şöyle farklı bir renk alalım. Dönüp tekrardan z'nin etkisini bulabilmek için artık x'in derişimlerinin sabit olduğu bir noktaya bakmanız yeterlidir. Artık y'nin de sabit olduğu noktaya bakmanıza gerek yok arkadaşlar. Burada x'in sabit olduğu sadece ikinci ve dördüncü deney var. E orada z de sabit. Oradan bakamazsınız. O zaman ne yapmanız gerekiyor bu durumda arkadaşlar? Z'nin değiştiği iki deney buluyorsunuz ki mesela şöyle birden üçe bakabiliriz. Mesela birden üçe arkadaşlar z burada iki katına çıkıyor. Z burada 2 katına çıkarken x ise 1'den 3'e arkadaşlar 3 katına çıkıyor. x burada arkadaşlar 3 katına çıkıyor. Şimdi bakın siz zaten x'in derişimi 3 katına çıkarken hızın da 3 katına çıkacağını biliyorsunuz zaten. Yani 1'den 3'e 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 ise önce 3 katına çıkarken x'in etkisiyle 9 çarpı 10 üzeri eksi 3 olacak. Şimdi arkadaşlar peki 3 katına çıktı. 9 çarpı 10 üzeri eksi 3'e çıktı. Sonra bakın bu 2 katına çıkarken hız kaç katına bir daha çıkmış arkadaşlar? 3. deneye gidiyorum. 9 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten 36 çarpı 10 üzeri eksi 3 olmuş. Yani bir de 4 katına çıkmış. Bu 4 katına çıkma arkadaşlar z'nin derişimi 2 katına çıkarken yaşanmış. E demek ki buradan ne diyoruz arkadaşlar? Bu tepkimenin hızı z'nin derişiminin karesiyle orantılı olduğu sonucuna ulaşıyoruz arkadaşlar diyerek bu şekilde arkadaşlar hız bağıntısını bulabiliriz. Tepkimenin derecesi arkadaşlar 1 artı 2'den 3'tür. Hız sabiti K'nın değerini arkadaşlar herhangi bir deneydeki verileri yerine yazarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin birinci deneydeki verileri yerine yazalım. Hangi deneyi yazdığınız fark etmez arkadaşlar bu arada. Çünkü derişimle hız sabitin değeri değişmiyor bildiğiniz gibi. Sadece o etkiyle zaten değişmiyor. Mesela birinci deneyde hız arkadaşlar 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir k çarpı x'in de arkadaşlar burada 0 1 yani 10 üzeri eksi 1 yazabilirsiniz. 10 üzeri eksi 1 z'nin derişiminde 0 2'nin karesi yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'in karesi yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 yazabilirsiniz. Burada 10 üzeri eksi 2 ile 10 üzeri eksi 1'in çarpı 10 üzeri eksi 3 birbirini götürecektir. k burada arkadaşlar 3 bölü 4 olarak değerini bulabilirsiniz. hız sabiti kan değerini bulduk. Hız sabitinin birimi arkadaşlar direkt formül kullanabilirsiniz ya da arkadaşlar burada burada birimleri yerine yazarak da bulabilirsiniz. Ben formül kullanacağım burada. 3 zaten birimi litre bölü mol. Tepkimenin derecesi 3 ise 3'ten 1 çıktı 2 arkadaşlar litre bölü mol üzeri 2 çarpı 1 bölü saniye ya da şöyle de yazılabilir. İşte litre kare bölü mol kare saniye şeklinde de yazılabilir. Şimdi son soruda da arkadaşlar x'in derişimi 002, y'nin derişimi 001, z'nin derişimi 001 olduğu durumda hızı soruyor arkadaşlar. Yani böyle bir soru geldiği zaman da arkadaşlar direkt zaten k'yı biliyorsunuz. k değerini yerine yazarsınız. x ve z değerini yerine yazarak bu tepkinin başlangıç hızını bulabilirsiniz. Tabi y'ye burada gerek yok. Dolayısıyla arkadaşlar burada r eşittir. işte k 3 bölü 4 işte çarpı x'in derişimine 002 verdi. z'nin derişimine 001'in karesi Buradan arkadaşlar ne geliyorsa bu bir hızdır. Böyle yapabildiğiniz gibi arkadaşlar bazen çok zor olabiliyor arkadaşlar bu sayılar falan. işte K'yı bulmamış oluyorsunuz mesela bazı sorularda. O zaman şöyle yapabilirsiniz. Bunu 5. bir deney olarak düşünebilirsiniz. 0.02 işte bu da 0.01 işte bu mesela daha uygun bir sayılar için tabii işte kaç katına gidiyor. İşte bu kaç katına çıkıyor. Bu kaç katına giderken hızın etkisiyle işte hızın da kaç katına gideceğini yorumlayıp direkt olarak da bulabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ve hız ünitesini arkadaşlar bu şekilde son tekrarını arkadaşlar bitirmiş olduk. Diğer son tekrarlarda arkadaşlar görüşmek üzere diyorum. Kolay gelsin.